kafamda kentsel dönüşümler İçimde bir yerde bir gülüşüm. Aydın Market Ramazan ayında mahallesindeki yoksul ailelere yardım etmek için 100 kilogram bulgur ve 80 kilogram mercimek ayırmış. Bulgur mercimekleri eşlikle birbirine karıştırmadan paketleyecekmiş. Şimdi madem paketleyecek bölecektir yani bunlar parça parça edecek parçalama işi varsa işin içinde ebob vardır. E o zaman biz başlayalım ebobu yapmaya. 180 hemen çektim çizgiyi. Pratik yapalım mı gene? Sonda 0 varsa bir kere 10 ebob'dur. Burada ne kalır? 10'a 10'a böldüm. 10'a 10 böldüm 10 çıktı. 80 10'a böldüm 8. Bir de 2'ye bölünür tik atayım. Bu tikler her ikisinde bölünen sayılar tamam mı çocuklar? O yüzden. 5'ten 4. Artık 5'ten 4 ortak bir şey bölünemeyeceği için ebobumuz nedir? Ebob 20. Yani benim poşetlerim ne olsun? 20 kilogramlık olsun. Bana ne diyor? Kaç poşete ihtiyaç var? E ben bu 100 kilogramlığı 20-20 bölecek olsam 5 poşet buna gider. 5 poşet. E 80'i 20-20 bölecek olsam 4 poşet de buna gider. O zaman ne olur? En az 5-4 daha. 5 artı 4. 9 poşet gider. Parçalama bölme işi varsa EBOB'la çözülüyor. Mesela ne diyorsaydı bölenlerini inceleyelim. Hadi inceleyelim. Mesela 20 ne olur? 1 ile 20'ye. 2 ile 10'a bir de 4 ile 5'e. 36'ya bakalım. 1 ile 36'ya, 2 ile 18'e, 3 ile 12'ye, 4 ile 9'a. Şimdi inceleyelim dediği acaba ortak neleri var? Fark ettiniz mi? 1 var, 2 var, 4 var, 1 var, 2 var, 4 var. Başka da ortak yok. Yalnız şöyle düşünebilirdiniz. 20, 36 çektin çizgiyi. 2'ye böl 10, 18. 2'ye böl 5, 9. Fark ettiniz mi artık bölünecek bir şey kalmadı. Ne en fazla? 4 en büyük böleni. En büyük ortak böleni. Yani en büyük ortak bölen ne çıkıyor arkadaşlar? Burada 4. Zaten burada da en büyük ortak bölen 4. Yani e, bunu birbirleriyle bağdaştırmanızı istiyorlar. EBOB'un en büyük ortak bölen olduğunu görmenizi istiyorlar. 21 ve 70 sayılarının kalansız bölebilen en büyük doğal sayıyı bulalım. Yani aslında EBOB'unu soruyor. Yani bu iki sorunun cevabı da aynıdır. EBOB soru. En büyük ortak bölenini bulalım diyor. Burada da bakın en büyük ortak bölenin en büyük doğal sayıyı bulalım diyor. 21 ve 70. Şimdi ikisi de bölünecek madem. Bir 7'ye bölerek başlarım. Çünkü 21 7'nin katı 3. Bu da 10. Şimdi 3 ile ortak bir şey bölünmez zaten. E ne olsun o zaman direkt 7'dir deriz. En büyük ortak böleni 7'dir. 20 kilogramlık pirinç ve 15 kilogramlık bulgur paketlere eşit konulacaktır. Yani küçük küçük paketle diyor. Parçalayıp parçalayıp paketleyeceksin. Ne demek oluyor? Bu EBOB lazım. 20 ile 15'in hemen neyini bulacağım? EBOB'unu. 5'e böldüm tik attım. Çünkü ikisi de bölünüyordu. 4, 3. 4 ile 3 birbirlerine bölünmediği için iş bitmiştir. Senin paketin 5 kilogramlık. E bu 20 kilogramlıktan kaç paket çıkar? 20'yi 5'e böl. 4 paket bundan çıkar. Bunu 5'e bölersen 3 paket de bundan çıkar. 4 paket, 3 paket kaç paket yaptı? 7 tane pakete ihtiyacın var. Çuval küçük poşetlere bölünüyorsa ne lazım? EBOB. Bu ebopla çözülenler. Misal bir top kumaş parça parça ayırıp satacaksan ebopla çözülür. Büyük damacana da yağ, su ondan sonra ne bileyim Sıvı şeyler küçük bidonlara parça parça koyulacaksa nedir? Ebob lazımdır. Bakalım. Uzun kenar, kısa kenar eşdarlıklarla etrafına ağaç dikeceksen sana ne veriyorum ben? Tarlanın uzun kenarını. Sonra ne diyorum? Böl böl ağaç dik. Neyle çözülür? Ebopla Ebob'la çözülür. Hadi başlayalım Ebob'la çözmeye. Eni 20, boyu 24 olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresine eşdarlıklarla ve köşelerine gelecek şekilde aydınlanma direği dikilecektir. O zaman aralıklar en fazla kaç metre olacağını bulalım. Yani kaç metreye bir çukur kazacaksın? Bölüp bölüp çukur kazacağız değil mi? 20 ile 24'ün bir EBOB'unu bulalım. En büyük ortak bölümünü. Şimdi ben 2'ye bölersem burası 10, 12 tik atarım. Bir daha 2'ye bölerim. 5 ne olur burası 6 tik atarım. Demek ki 4 metreye bir ben burada lamba dikebilirim. O zaman zaten en fazla kaç metre olacak? En fazla 4 metre olur. En az kaç direğe derse zaten ben en fazla aralıklarla dikerim. Yoksa misal ikiye de bölünüyordu. İki metreye bir de dikerdim ama çok çıkardı. Bu en az laf o yüzden. Aralığı çok alırsan, yani en büyük böleni alırsan daha az lamba dikersin böyle. Daha lamba aydınlatsın şöyle etrafına. Ha. <laughs> o zaman çevreyi bir bulalım arkadaşlar. Çevre ne? 24, 24, 20, 20. Bunun çevresi nedir? 48, 40 daha. 48, 40 daha toplarsam 88 metre bir uzunluğum var çevre 4 metreye bir de direkt dikeceğim. E 4'e bölerim 22 tane gider derim. Değil mi 88 4'e böl 22 tane. Ebob diyor, Ebob diyor. E artık EBOB'u öğrendiniz. Çek çizgiyi yandaki her ikisi de bölünendi. 8 12 çektim çizgiyi. 2'ye bölerim. 4 6 2'ye bölerim. Tikat bu arada 2 3. Ortak bir şey kalmadı değil mi arkadaşlar? O zaman EBOB bitmiştir. EBOB'u nedir? 4'tür. Geldik buraya. 24 ve 36'ın yanına çektim çizgiyi. 2'ye böldüm. 12, 18. Her ikisi de bölündüğü için tik attım. Bir daha 2'ye böldüm. 6, 9. Her ikisi de bölündüğü için tik attım. Şimdi bir de 3'e böleyim. 3'e her ikisi de bölündüğü için odaklanıyorum. 3'e böldüm de 2 ve 3. Ortak bölünen bir şey kalmadıysa EBOB bitmiştir. Hepsini çarp. 2 çarpı 2 çarpı 3 ne yapar? Canlar 12 yapar. 12 ile 30 diyor. Hemen mi yapalım? 12 ve 30. Yanına çektim çizgiyi. İlk başta her ikisini ebop dediği için bölünenlere odaklanıyorum. 2'ye böldüm. 6, 15. 2'ye bölünme işi bitti. Yani her ikisinde 2'ye bölünme işi bitti. 3'e bölelim o zaman. 2'ye 5. Ortak bölünen işi bittiyse cevap 6'dır. Ebop 27, 24. Hemen bakalım 27 ile 24'e çektim çizgiyi. 3'e böleyim hemen. Sebep 27, 2'ye bölünmüyor çünkü. 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 8. Aha 8 ile 9. Bunlar ortak hiçbir şeye bölünmüyor. Demek ki EBOB bitti. Neymiş cevap? İkisi de en büyük 3'e bölünürmüş. Not yazdıracağım. Şimdi hazır mısınız? Bakın gençler. Sayılar birbirinin katıysa sayılar birbirinin katı ise küçük sayı küçük sayı EBOB'dur. Hocam nereden biliyorsunuz? Uydurmadığınızı nereden bileyim? Hemen bakalım gençler. 30 ve 90. Çek çizgıyı. 2'ye böl bir tık at. 15, 45. E zaten 3'e de bölünür. Bir tık daha atalım. 3'e bölersem ne olur gençler bu? 5. Bunu 3'e bölersem ne olur? 15. Bir de 5'e bölünüyorlar sanki. Bir tık da oradan atalım. 1'e 3. Bitti değil mi? Tiklileri çarpalım. 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. E biz de zaten onu dedik sayılar birbirinin katı ise küçük olan ebobdur. 90-30 birbirinin katı ise bu direkt EBOB çıkar. İşlem yapmanıza gerek yoktu yani. Değil mi? Ha burada yemez ama. 16 ile 20'nin yanına çekeceksin çizgiyi. 2'ye böldün 8, 10, tikat. 2'ye böl 4, 5. Daha da bölünmez 4 ile 5. O zaman bitmiştir. İkisi de en büyük 4'e bölünür. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Ha, aralarında asallık şudur arkadaşlar. Aralarında asallık, ortak bir şeye bölünmeyecek, ortak hiçbir sayıya bölünmeyecek bir hariç, bir hariç hiçbir sayıya bölünmeyecek, bölünmez. Aralarında asallık bu demektir. Ah, şimdi misal deneyelim, 15 ile 16. Artışık sayı değil mi? Şimdi bunların ikisi de asal değil, ama aralarında asaldır. Sebep, çek çizgi istersen. 2'ye bölsen bu 15'i bölemezsin 8. 2'ye bölsen bu 15'i bölemezsin 4. 2'ye bölsen bu 15'i bölemezsin 2. 2'ye bölsen 1'e 15. Sonra 3'e bölersin 5. 5. 5 fark ettiniz mi gençler? Bunların hiçbir sen tik atmadım. Çünkü ortak bölünen yok. Ha, o zaman ardışık sayılar aralarında asaldır deriz. Peki ardışık sayıların ebobu nedir dediğimizde ebobu yoktur demeyin. İkisi de 1'e bölünür. Aralarında asal sayıların ebobu 1'dir sayıların. EBOB'u 1'dir. Ekoku daha işlemedik. İşleseydik size ekoku da çarpı mıdır diyecektim. Ne diyor? Sayıların pozitif tam bölülenlerini bulalım. Hemen bakalım. 1 ile 14, 2 ile 7 var. Bu ise 1 ile 25, bir de 5 ile 5 var. Fark ettiniz mi? Sadece ortak olan ne? 1. O zaman bunların EBOB'u 1 ise bunlar aralarında asaldır. Bunlar aralarında asaldır. Ebobu da birdir dolayısıyla. Ekoku da çarpımları. İki pozitif tam sayının birden başka ortak bölen yoksa aralarında asaldır diyor. Yani sabahtan beri anlattım şeyi bir de bunlar söylemişler. Aralarında asal olup olmadığını bulalım der demez bir baktım ki bu 2 çarpı 11 bu da 3 çarpı 11. İkisi de 11'e bölünüyor. Aralarında asal olamaz. Birden başka bir şeye bölünmemeleri gerekiyordu. Aralarında asal değil yani. Artış doğal sayılar aralarında asaldır dedi. E zaten biz de öyle demiştik. Bakalım. Şu şu sayı aralarında asaldır diyor. Peki aralarında asal da bunlar aralarında asal mı? Bunları da aralarında asal yapman lazım eşit olması için. Hadi yapalım. Bunu neye bölelim? 3'e bölelim 8. Bunu 3'e bölelim 11. Artık aralarında asal oldu mu? Oldu. Burası 8 ise şayet burasıdır o diyeceğiz. A eksi 2 8 ise Eksi 2'yi at hemen karşıya artı 2 diye. A nedir? 10'dur. Bulunuz diyor. A'yı bulduk. Şimdi 11'de nereden gelmiştir diyoruz? Aha da buradan. 2B artı 1 eşittir 11 ise artı 1 at hemen karşıya eksi 1 olarak. 2B dediğimiz şey 10'dur. Bir de böl 2'ye gitsin. B eşittir nedir? 5'tir. Zaten ne dersin? 2 ile neyi çarparsam ona der. Tabii ki de 5'i bulunuz demiş. Bulduk. Aralarında asal sayıların az önceden beri diyoruz. Aralarında asal sayılar sadece 1'e bölündüğü için EBOB'u nedir? 1'dir. EKOK'u ise bu sayıların çarpımına eşittir. Yani EKOK'unu sorsay direkt çarpacaktık. EBOB ve EKOK'larını bulalım. Gençler 7 ile 10 hiç ortak bir şey bölünür mü? 1 haricinde yok. Aralarında asal çünkü. EBOB'u direkt 1'dir. EKOK'u da 7 ile 10'u çarp 70'tir. Aha da bunu diyor. Aralarında asal olan iki sayının toplamı 10'dur. Hmm. Buna göre bu sayının çarpımının kaç olabileceğini bulalım. Şimdi gençler Arlan'da asal olan iki sayın toplamı olsa ne olabilir? 1 ile 9, 2 ile 8, 3 ile 7, 4 ile 6, bir de 5 ile 5'i de yazalım. Şimdi Arlan'da asal dedik, dediği için 2 ile 8'i silerim çünkü ikisi de 2'ye bölünür. 4 ile 6'yı silerim çünkü ikisi de 2'ye bölünür. 5'ten ile 5'i silerim. E zaten sayılar 5'e bölünür. E bundan bu, bundan bu olabilir. Yani şurası ile şurası olabilir. Hem toplam 10 yapıyor hem de aralarında asal. Bu sayı çarpımı kaç alır? 1 kere 9. 9 olabilir. 3 kere 7. 21 de olabilir. Çarpımını sormuş çünkü. Bakalım. Aşırı asal olup olmadığını aralarında asal olup bulunduğumuzu bir işaretleyelim. Şimdi bakalım 21, 35. Çarpanlar ne yazalım açıklama bölümüne? 3 çarpı 7. Bu ise 7 çarpı 5. Fark ettiniz mi? İkisi de 7'ye bölünüyor. Aralarında asal değil o yüzden. 1 ile not yazalım. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Çünkü ortak sadece 1'e bölünüyor. Bütün sayılar aralarında asaldır. Aralarında asaldır. O zaman tek. 25 ile 26. Bir 5 dakika önce bir not düşmüştük. Ne demiş, demiştik? Ardışık sayılar aralarında asaldır. Hadi buraya da yazalım ki elimiz azsın. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Aralarında. Yazdıkça daha çok öğrenirsiniz çocuklar. Asaldır. O zaman tik attık. 12 ile 15. 12'nin çarpanları misal 3 ile 4. 15'in çarpanı da 3 ile 5. Bakın ikisi de 3'e bölünüyor mu? Aralarında asal değildir. O zaman deriz. 75 ve 100 cm uzundaki iki çubuk eşit uzunluktaki parçalara ayrıldığında bir parçalama işi var değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapacağız? Biz burada sanki EBOB soruyor bize. 75 ile 100'ün neyini bulacağız? EBOB'unu bulacağız. Çünkü eşit parçada parçalara ayırıyoruz. 75, 100. Şimdi şöyle bir 5'e bölerek her ikisi de bölündüğü için. 5'e bölersem 15, 5'e bölersem 20. Hadi bir daha 5'e bölerek tik attım. Bu 3 olur. 5'e bölersin. Bu da 4 olur. Aralarında asal oldu artık burası. O zaman ebobumuz nedir? 5 kere 5 25 metrelik ya da santimetrelik çubuklar olur. En çok kaç tane olabileceğim buranın? O zaman bitti. 25 santimetrelik olur en çok. Önce gelin siz de burada bir not düşelim. Notumuz da şu. İki sayının çarpımı iki sayının çarpımı çarpımı mı o sayıların EBOB'ları ve EBOB çarpı ekoklarına eşittir. Şimdi hani burada demiş onu EBOB çarpı ekok diyor. EBOB çarpı ekokunu soruyorsa aslında bize çarpımlarını soruyor arkadaşlar. İsterseniz ispat edelim. Şu yazdığımız doğru çıkacak mı? Bir bakalım. Şimdi 9 12'ye bir bakalım. 9 12 çektim çizgiyi. 3'e böldüm tik attım. Önce EBOB'a odaklanıyorum çünkü. 3 len 4. Ebobu 3'müş. Başka tik yok çünkü. Sonra 2'ye bölsem 2 3 olur. Sonra 2'ye bölsem 1 3 olur. Sonra 3'e bölsem 1 1. Değil mi? Ekok da bunların hepsinin çarpımıydı. Çarpalım. 3 kere 2 6. 3 kere 2 6. 6 kere 6 36. Şimdi bundan bunu bir çarpalım. 3 ile 36'yı çarptım. Ne çıktı? 108. Şimdi sayıların kendisini çarpalım bakalım. 12 ile 9'u çarpalım. 12, 9 çarptım. 2, de 18 elde var. 1, 108. Fark ettiniz mi? İki sayının çarpımı eboplar ile kokların çarpımına eşittir demiştik. İlki doğru çıktı. 8'den 20'ye bakalım şimdi. 8, 20. Çektim çizgıyı. 2'ye böldüm tik attım. 4'e 10. 2'ye böldüm tik attım. 2'ye 5. 2'ye böldüm tik atamadım. 5'e böldüm tik atamadım. Evet ebopları tikliler yani 4. Ekoklar da 2 kere 2 4. 2'ye 4 8. 5 kere 8. 40. EBOB ile ekokun çarpımı 160. Şimdi 20 ile Neyi çarpalım? 8'i çarpalım Çarpın şekerim 160 Evet. Formülümüzü destekliyoruz Hala. İki sayının çarpımı O sayıdan EBOB ve ECOG'un çarpımına eşittir 15 ile 25'e bakalım 15, 25. Çektim çizgiyi 5'e böldüm. tik attım. 3'e 5. Sonra 3'e böldüm. 1 5'e böldüm. 1. Evet. EBOB'lar 5'miş. Ekok'lar da 5 kere 3, 15. 75'miş Evet. 5 ile 75'i çarpalım bakalım. 75 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere de 35, 36, 37, 375. 375. Şimdi sayıların kendisini çarpalım. Yani 15 ile 25'i. 15, 25 çarpıyorum. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere 2, 10, 12. 1 kere 25, 25 toplayalım. 5, 7, 3, 375. Artık ezberleyin çocuklar. İki sayının çarpımı, o sayıların ebop -book, ve çarpımına eşittir diyelim. Sıfırdan farklı iki doğal sayının çarpımı bu iki sayının ebop çarpımına eşittir. Sabahtan beri dediğimiz şeyi. İki doğal sayının ebobu bu ekoku bu sayılan çarpımı bulunuz. E zaten az önce ne dedik biz? A çarpı B eşittir. EBOB A ile B çarpı ekok A ile B. E zaten bunları vermişler. Bunun birisi neymiş? 8'miş, Birisi neymiş? 32. Bana ne soruyor? Zaten çarpımı soruyor. Çarpı verelim. 32 8. 2 x 8 16 elde var 1. 3 8 24. Bir daha 25. Nedir o zaman? 256'dır. 18'in tam bölenleri diyor. Nedir? 1 x 18 olabilir. 2 x 9 olabilir. 3 x 6 olabilir. 48'in tam bölenleri. 1 x 48 olabilir ne olabilir başka? 2 çarpı 24 olabilir. 3 çarpı 16 olabilir. 4 çarpı 12 olabilir. 4 çarpı 12 bu arada bu. Başka 6 çarpı 8 de olabilir. Baya bir çıktı. Şimdi 18 ve 48'in ortak bölenleri ne olabilir? 1 var, 2 var, 3 var, 6 var. Başka ıı, var. Başka da yok. Evet. 6 kere 3, 6 kere 8 Evet. 18 ve 48'in ortak en büyük ortak böleni O zaman nedir? 6'dır. Hmm. Evet o zaman ne yapalım gençler hemen 2'ye bölelim. E, bu mu anlatıyorlar Ne yapıyorlar? Burada 2'ye böldük 9 2'ye böldük 24. Hadi 2'ye bölelim 9, 12, 2'ye bölelim 9, 6, 2'ye bölelim 9 3 3'e bölelim. şurada bir tik atacaktık. Burada da bir tik atalım. 1'e 3, 3'e bölelim 1'e 1. E, 1. E bu neymiş? 2 çarpı 3'ten 6'ymış. Başarılarınızın devam diliyor. Gözlerinizden öpüyorum. Eşinize, dostunuza kanalımızı tavsiye edin. Haydi bay bay arkadaşlar.